Valla benim elimden gelen bu. Son karar senin. Seninle evleneceğimi nereden çıkardın da böyle bir sözleşme hazırladın? Gerçekten anlamadım. Lale. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk Necip abi. Nasılsın? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel haberlerini aldım bugün ablandan. Hayırlı uğurlu olsun. Evleniyor musun? Hatta kınayı da bizim burada yapacakmışsınız. Sen de şanslı damatsın herhalde. Evet benim. Ben de Necip abiniz. Buranın sahibiyim. Memnun oldum. Onur ben de. Ben de memnun oldum. Lale bizim elimizde büyüdü. Mahallemizde herkes onu çok sever. Çok iyidir. Çok temiz kalplidir. Saygılıdır. Çocuğundan yaşlısına kadar mahallemizde herkes çok çok sever Lale'mizi. Eksik olma Necip abi, sağ ol. Ne demek? Lale... Artık evlendikten sonra inşallah bizleri bırakmasın. O nasıl söz, öyle şey olur mu? Biliyorum, biliyorum. Hadi bakalım, tekrardan hayırlı olsun. Neyse, ben artık çifte kurumları fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam. Gerçekten de evlenmeyi hiç düşünmüyoruz. Neyse, konumuza dönelim mi? Neydi konumuz? Sözleşme. Şuraya bir imza alayım. İmzalamayacağım. İmzalamayacağım. Neden imzalamayacağım? Sözleşmenin maddelerini mi beğenmedin? Tamam, hiç problem yok, hiç problem yok. Senin istediğin doğrultuda sözleşmenin maddelerini yeniden gözden geçirebiliriz. Tabii eğer sorun buysa... Sorun ne sözleşme ne de şartları. Sorun tamamıyla sensin. Senin bu tavırların. Beni sürekli küçük düşürüyor olman. Ve her şeyi sanki ben yapmışım ve sorumlusu benmişim gibi davranman. Ben seninle evleneceğime ölürüm daha iyi. Lale. İyiyim. Lale, iyi misin? Lale. Tamam, sakin olun. Tamam. Ben ilgileniyorum. Lale. Lale, bir şey söyle. İyi misin? Lale, cevap ver. Samet. Samet. Abi bu kaç motor? Abi kaç yapıyor? Abi bu arada araba senin mi? Bakın ellemeyin ama parmak izi oluyor hep. Abi bu araba otomatik mi peki? Ben size çikolata vereyim, tamam mı? Hadi bakayım. Al bakalım bir tane sana. Samet! Bir tane. Samet, Onur Bey, ne oldu? Kapıyı aç. Fena başla. Çabuk, en yakın hastaneye, çabuk. Lale abi değil miydi o? Evet, oydu. Ne oldu ki? Lale. Lale. Onur Bey, suyla yüzünü yıkayın. Lale, iyi misin? Kolonya'da var. Lale. Lale. İyi misin? Ne oldu, bayıldım mı ben? Evet, bayıldım. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ay yok, gerek yok. Şey, iyiyim ben. Gitmemize gerek yok. Olmaz öyle. Gidip muayene ol. Gerçekten istemiyorum. Gerek yok. İnat etme. Zaten geldik sayılır. Değil mi Samet? Öyle yaklaştık zaten. Pardon.
Efendim anne. Canım nasılsın, bu geldi kurtuluş bir şeyler saçmalıyor ama iyi misin yavrum? Anne merak etme, sadece biraz tansiyonum düştü. Onur'la hastaneye gidiyoruz. Ne? Hastaneye mi gidiyorsun? Yavrum o kadar mı kötüsün? Anne telaşlanmana gerek yok, sadece kontrol için, iyiyim ben. Ah sen yüz söylemedin. Tamam. Ay benim şansam kapalı kızım. Ben seni niye yalnız bıraktım? Anne iyi miymiş? Yüce, çantamı getir. Çantayı getir, çantayı getir. Hadi hastaneye geliyorum. Koş, koş. Şöyle seni çatlatma. Hangi hastane yavrum ya? Anneciğim gelmene gerek yok. Hayır geliyorum. Bu kadar. Anne gerçekten. Daha iyisin değil mi? İyiyim. Şimdi tansiyonunuz normal. Doktorumuz da şimdi geliyor. Siz dinlenmenize bakın lütfen. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, geçmiş olsun. Leyla Hanım. Onur Bey. Acile gelmişsiniz, önce hayırdır? Şey oldu. Ben bayıldım da ama şimdi iyiyim. Ha, anladım. Gebelikte olur böyle şeyler, endişe etmeyin. Evet. Bakalım bebeğin durumu nasıl? Siz bebeğin babasısınız herhalde. Evet, babasıyım. Şimdi biraz soğuk olacak, merak etmeyin. Olsun. Bir şey olmamıştır değil mi? Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Suyumuz da iyi. Kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Şimdi bir de genel ölçümlerini yapalım. Boyuna, kilosuna bakalım. Onlar da gayet iyi görünüyor. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. Bebeğiniz bize dönmedi. Göremedik. Olsun. Bir dahaki kontrole geldiğinizde bakarız. Evet. Şimdi bu dönemde yapılması gereken bazı testler var. Siz rahatınıza bakın. Bir serum bağlayalım. Hem rahatlarsınız. Bir de kan alalım. Test sonuçları çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler doktor. Tansiyonunuzu bir daha ölçelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlk bebeğiniz mi? Evet. Ne kadardır evlisiniz?
şey, durum biraz karışık. Evli değiliz biz. Bakalım. Tansiyonunuz normal. Dinlenmeye devam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim anne. Geldiniz mi? Geldik yavrum, neredesiniz? Beş asıl geldik. Neredesin tamam yavrum? Tamam mı? Hangi odadasın? Tamam oğlum, hemen geliyoruz. Anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Kızın anasını gördün değil mi Fikret? Dibin dibi değil dene. Yaşa da benden fazla yani, büyük yani kesin benden belli. Vallahi bak, senle de bakacak olursak 25. Hadi sen de 25,5. Fikret. O zaman görüşümü söyledim, ne var? Ay anne. Anne. Annem kıyamam, iyi misin? İyiyim anneciğim. Ablacığım çok korkuttun bizi ya. İyiyim ablacığım, merak etme. Bu adam bir şey yapmadı değil mi sana? Hayır anne, ne yapacak? Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler. Tanıştırayım. Eşim Fikret. Memnun oldum, geçmiş olsun. Ben de Lale. Sen hastasın, yat. Ben de Lale, çok memnun oldum. Ben Songül. Kızım işte Nergis. Biz de memnun olduk kızım. Oğlum, ciddi bir sorun yok değil mi? Doktor ne dedi? Anneciğim sorun yok. Doktor her şey normal dedi. Zaten kan tahlili yaptılar, sonucu bekliyoruz. Ayol, ben de aynı böyleydim hamileyken. Ay Lale bana çekmiş. Ne oluyor biliyor musun Onurcuğum? Bu karnım burnumda giden bir anda abi şöyle. Yatıveriyorum. Ay canım benim. Sonra ayılıyorum hemen. Tabii o benim karaktersiz kocamın anne, çok... Anne, anne. Ölmüşüm. Arkasından konuşulmaz işte. Evet. Tahlil sonuçlarımızı da aldık. Şöyle bir bakalım. Güzel, iyi. Evet. İyi. Bütün değerler normal görünüyor. Ay çok şükür. Ay süper. Anne, ablam arıyor. Dışarıda konuş kızım şimdi şey. bayılmanızın sebebi büyük ihtimalle psikolojik. Şimdi bu dönemde ruhsal ve duygu olarak değişiklikler görülebilir. Ama en önemlisi beslenmeniz. Ve tabii vitamin takviyesi. Bu sizin ve çocuğun sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda annenin kendini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi lazım. Unutmayın, siz ne yaşarsanız çocuğunuz da onu yaşar. O nedenle mümkün olduğunca stresli durumlardan uzak duracaksınız. Evet, şimdi bebeğin babası olarak burada size büyük iş düşüyor. Yani her ne durumda ne olursa olsun ilk önceliğiniz bebeğin sağlığı olmalı. O nedenle de annenin kendini gebeliği boyunca huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi çok önemli. Anlıyorum. İyi. Anladıysanız sorun yok. Şey diyor, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor şimdi onları. Tabii ailenin diğer fertleri de aynı hassasiyeti göstermeliler. Elbette, elbette. Tabii, tabii. İyi, güzel o zaman. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok sağ ol. Bu arada önümüzdeki hafta sizi tekrar görmek istiyorum. Tamam Onur Bey, çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Serumunuz bittiği zaman gidebilirsiniz. Sağ ol. Sağ olun. Efendim Lale. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, sağ ol.
ben bir karar verdim ve bunu sana söylemek için aradım. Evlenmeyi kabul ediyorum. İstediğin zaman da sözleşmeyi imzalarım. Bunu duyduğuma çok sevindim. O zaman benim birkaç toplantım var. Onları halleder halletmez seni ararım. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. Tesadüf mü, lüksetti aşk ellerimde. Damlar durur, kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklar. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. Hoş geldin. Otursana. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Ben de iyiyim, sağ ol. Bir daha başın falan dönmedi değil mi? Yok, hayır. Sevindim. Bir rahatsızlığın olursa ya da ne bileyim bir ihtiyacın falan olursa beni arayabilirsin 24 saat çekinmeden. Olur. Böyle çok garip oldu değil mi? Evet. Bir göz at. Eklemek isteyeceğim bir şeyler olabilir ya da ne bileyim beğenmeyeceğin, çıkaracağın. Tazminat kısmını boş bırakmışsın. İstediğin meblağı yazabilirsin demiştim ya. Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece bir şey var. Bu sözleşmeden ailemin haberi olmasın lütfen. Tamam, nasıl istersen. Neyse. Hallolduğuna göre ben artık kalkayım. Nerede? Seni kırdığım için senden özür dilerim. Seni yanlış değerlendirmişim. Önemli değil. Aslında benim de kalkmam lazım. Beraber çıkalım mı? Olur. Benim sorumdan ayrıldınız efendim. Onur Bey'le olmak nasıl bir duygu efendim? Onur Bey, bu duyguyu açıklama yapacağım efendim.
yapar mısınız? Onur Bey. Bir söz konusu. Bir yorum alabilir miyiz sizden Onur Bey? Yanındaki bayan kim? Cevap verecek misiniz? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.